Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da adının geçtiği yolsuzluk iddiaları Reuters haber ajansı tarafından haberleştirilmişti. Biz de paylaştık, gündeme getirildi o iddialar ama tabii çok sayıda haber sitesi, televizyon kanalı, gazete ve sosyal medyada çeşitli mecralarda haber oldu. Bu iktidar kanadından bu yolsuzluk iddialarına, Reuters'ın haberine tepki yağmıştı. Ardından da haberi Türkiye'de yayınlayan 93 haber sitesi ve Twitter hesabına jet hızıyla erişim engeli getirildi. Vatandaşlarımızın teveccühüne uğradığını... İngiliz haber ajansı Reuters özel dosya başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilel Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk iddialarını haberleştirdi. Bilel Erdoğan'ın ABD'li bir şirketin İsveç'teki iştirakının rüşvet planında adının geçtiğini öne sürdü. Haberde şirketin Bilel Erdoğan üzerinden Türkiye pazarında yer edilmeye çalıştığı iddialarının incelendiği belirtiliyordu. O habere iktidar kanadından arka arkaya kınama mesajları geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz haberin NATO zirvesi öncesi gündeme taşınmasına tepkiliydi. NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleriyle hareket eder. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da haberi algı operasyonu olarak nitelendirdi. NATO zirvesini işaret eden Altun zamanlamaya dikkat çekti. Tam da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde yayınlanması da aklı ciddi soru işaretleri getirmektedir. Sözde haber gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir. Türkiye'de haberin yayınlandığı 93 site ve Twitter adreslerine ise jet hızıyla erişim engeli getirildi. Mahkemenin kararında haber gerçeklik ve iyi niyetten uzak kişilik haklarına ihlal olarak nitelendirildi. Bayram haberlerimize geçelim mi? Şimdi İstanbul'dan, Megakent'ten başlayacağız. Oradan Ege'ye, Akdeniz sahillerine uzanacağız. Plajlardaki yoğunluğa, otellerdeki doluluğa bakacağız. Daha neler neler var? Bayramda İstanbul'da özellikle bazı mekanlar nasıl bir ziyaretçi akınına uğradı. Yollar bomboş kalan İstanbullar bundan bu durumdan ne kadar mutlu. Onlardan biri de benim. Bunu göreceğiz tabii bir taraftan da e, acemi kasaplar her bayram olduğu gibi bu bayramda gündemden eksilmedi maalesef. Önce bir İstanbul'a bakalım. İstanbul'da adeta bir bayram göçü yaşandı. İstanbul'dan hem de daha dünden bugünden değil cuma gününden başladı. O göç hafta sonu artık İstanbul bomboştu. Bir yere gidemeyenlere kaldı. Bunun tadında kalanlar çıkardı dedi. Göte yandan kalanlar ne yaptı? Ya da yerli yabancı turistler diyelim. Onlar da İstanbul'un tarihi mekanlarını akın ettiler. Gezdiler. Sultanahmet Meydanı'nda bayram coşkusu vardı. Turistler bayramın ilk gününde tarihi yarım adayı gezdi. Buradan herkese selamlar bütün Türkiye'ye. Bayramınız mübarek olsun. iyi bayramlar diliyorum öncelikle. Çok mutluyum. Çok güzel. Bu, İstanbul çok güzel. Bursa'da geliyorum. Sokaklar boş, caddeler boş. Böyle geldik gezmeye. En iyisi. Çünkü normal gün olsa buralar tıktım tıktım olur. Kimi İstanbul'da kalmayı tercih etti. Kimi de bayram için gezmeye geldi. Kimi ise memleketine gitmek istedi ama maddi imkanı yetmedi. Memlekete gitme niyeti vardı ama çocuklar burada olduğu için mecbur burada kaldık. Maliyet, maliyeti mi fazla? Çok fazla, aşırı derece. Yani buradan Erzurum'a gitmek 8 milyar gidiş geliş. İstanbul'un tadını bayramda da turistler çıkardı. I love the country. Ülkeyi sevdim, yemeklerini sevdim. Havası inanılmaz. Çünkü biz Dubai'den geliyoruz. Orası çok sıcak. Tabii ki tatildeyiz. Aynı zamanda camileri de geziyoruz. Dini alanları görüyoruz. Evet, mükemmel. Gerçekten çok güzel. Burada birçok farklı yer keşfettik. 9 günlük bayram tatilinde İstanbul deyim yerindeyse turistlere kaldı Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultanahmet Meydanı doldu taştı. Binlerce turist bayram coşkusunu İstanbul'un en tarihi noktasında yaşadı. İlk defa geliyorum. Bayram için mi geldiniz? Evet, bayram için geldik, gezmek için geldik. Ama çok güzel bir yer, çok huzurlu bir yer. Zaten camimizi görmeye geldik. Ben 23 yaşındayım, hayatımda ilk kez bayram zamanı buraya geliyorum. Çok güzel, çok güzel bir bayram neşesi var. Herkes çok heyecanlı. Yalnızca yabancı turistler değil, Türkiye'nin farklı noktalarından bayram tatilini İstanbul'da geçirmek için gelenler de vardı. Balık ısır bandırmadan geliyorum. Bayram için e, akrabalarımız ziyarete geldik buraya. E, şimdi de Sultanahmet'te geziyoruz öyle. Tarihi yerler geziyoruz ayrı. Çok güzel ya. Ailemle birlikte geziyoruz. Yani. Turistler ve İstanbullular bayramın ilk gününü Ayasofya, Sultanahmet, Yerebatan, Sarnıcı ve tarihi Yarımada'yı gezerek değerlendirdi. Herkese iyi bayramlar. Ne güzel bir final olmuş. Haberin finali çok güzeldi. İyi bayramlar diyen minik kız. Sana da iyi bayramlar. Sevgili izleyiciler şimdi gelin bir de Ege ve Akdeniz sahillerine uzanalım. Orada plajlar dolu, oteller yüzde yüz dolu parası olanlar, imkanı olanlar da tabii tatil yapmak için oraları akın etti. Nasıl bir kalabalık oluşturdular bakalım orada durum ne? Bayram tatili 9 güne uzadı. Yurttaşlar günlük dertlerden biraz olsun uzaklaşmak için tatil beldelerine akın etti. Gidilecek yer ve konaklama bütçeye göre ayarlandı. Kimi nispeten ucuz otellerde yer buldu, kimi çadırda kalmayı tercih etti. En rağbet gören bölgeler Ege ve Akdeniz. Bu iki bölgede doluluk oranları %100'e yaklaştı. İzmir'de Çeşme, Karaburun, Aydın'da Kuşadası, Muğla'da Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya'da Kaş, Alanya tatilcilerin en yoğun olduğu beldeler. Kalabalık en çok plajları doldurdu. Hava sıcaklığı pek çok yerde 40 dereceye ulaşınca tatilin keyfini denizde çıkarmak isteyenler soluğu sahillerde aldı. Kimisi deniz kenarında sandalyesini kurdu, kimisi kumsalda çocuklarıyla oyunlar oynadı. Bayram tatilinden turizmciler de memnun, işletmecilerin yüzleri gülüyor. Bayram boyunca 2 milyon kişinin yurt içinde tatil yapması bekleniyor. Bir de akraba otelleri var. Böyle esprili bir başlık attık sevgili izleyiciler. Çünkü otelde konaklamaya imkanı olmayanlar eş dost akraba evinde kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü 4 kişilik bir ailenin en ucuz otelde tatil maliyeti 25 bin lira. Dolayısıyla masraftan kısmak isteyen ama gidip biraz da tatil yapmak denize girmek isteyenler de akraba evini ya da akraba otelini diyelim seçiyorlar. Bayramda tatil yapmak isteyenler kara kara düşünüyor. Çünkü otel fiyatları ateş pahası. Bütçesi olan yurt dışı turları tercih ediyor ya da ev kiralıyor. Durumu olmayanlarsa akraba veya arkadaş evinde konaklamak zorunda kalıyor. Uzmanlara göre her 10 tatilciden 6'sı bayramı akraba evlerinde geçiriyor. Yaklaşık 2 milyon kişi yurt içinde tatil yapıyor. Ancak 4 kişilik bir ailenin en ucuz otelde bayram boyunca konaklama bedeli 25 bin liradan başlıyor. Otel 5 yıldız seviyesinde ise bu rakam 80 bin lirayı buluyor. Yurt dışı turların maliyeti ise kişi başı 15-20 bin liradan başlıyor. Oda fiyatları da önceki yıla göre %94 arttı. Gecelik ortalama oda fiyatı geçen yıl 933 lirayken şimdi 1812 liraya yükseldi. Yükseldi. Oda fiyatları en çok artan il %127 ile Ankara, onu %106 ile Balıkesir, %99 ile Trabzon izliyor. Turistik illerde de durum farklı değil. Antalya'da artış oranı yüzde 92, İzmir'de 90, Muğla'da ise yüzde 81. Fiyatlar aşırı yükselince rezervasyon sayısındaki artış yüzde 70'te kaldı. Uçak bileti satışları ise otel rezervasyonunu dörde katladı. Yurt içi uçak bileti satışı yüzde 320, yurt dışı ise yüzde 177 arttı. Kıyı otellerine vereceği 50 bin lirayla yurt dışı seyahati planlayan da var, yazlığını kiraya verip tatile çıkan da. Ancak dar gelirliler için yurt dışıda ev kiralamak da hayal. Onlar için en ucuz tatil akraba ve arkadaş evleri. Kaldı ki bunun için bile en az 5 bin lira yol masrafını gösteriyor.